TV8 ekranlarından Şehrin Nabzı programıyla herkese merhabalar, mutlu ve huzurlu günler sevgili izleyicilerimiz. Efendim ilk olarak programımızı Erzurum'da tarım makineleri üzerinde çalışmalar yapan Er Özdemir'le açıyoruz. Hep birlikte izleyelim. Özellikle çiftçimizin işini kolaylaştıran tarım makinelerinin ve aletlerinin satışını yapan Erzurum Bölge Bayi'ndeyiz şu anda. Yanımda da firmamızın yetkilisi Orhan Beyefendi var. Merhabalar Orhan Beyciğim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Özellikle hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu önemi bize verdiğiniz için dolayı teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ediyoruz efendim bu kadar güzel bizi burada ağırladığınız için. Öncelikle sizi tanıyarak sohbetime başlamak istiyorum. Orhan Özdemir, 1970 doğumluyum, Erzurum doğumluyum, evliyim, 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi sizin kurulduğunuz günden bugüne olan bir başarı hikayeniz var aynı zamanda. Babadan oğula geçen bir mesleğiniz var. Evet. Sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? 1992 yılında babamız bu tarım malzemeli, o bölge, Karaçoman bölgesinde satışa başladı. Biz de o dönem beraber onunla çalıştık. Şimdi daha da ileriye dönük yatırımlarımız oldu. Bugün Erzurum merkezde kendi yerlerimiz oldu. Erzurum'un diğer ilçelere birkaç yerde şubelerimiz oldu. Çevre illerde mi var, ilçelerde sadece? İllerde de var. Toplam kaç bay var? Toplam 6 bayımız vardır. Peki Orhan Beyciğim, sizin genç ve dinamik bir kadronuz var aynı zamanda. Ekip arkadaşlarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? Tabii ki öncelikle dürüstlük. Kesinlikle bunu taviz vermiyoruz. Personel seçerken özellikle buna dikkat ediyoruz. Yani dürüstlük bizim önceliğimizdir. Güler yüz. Güler yüzlü tabii ki bizim için çok önemlidir. Orhan Beyciğim, sektörde yalnız değilsiniz. Rekabeti de bol bir sektör aynı zamanda. Neden insanlar sizi tercih ediyorlar efendim? Bu işin hilesidir. İşin hilesi dürüstlüktür. Dürüstlükten gelen bir olaydır. İşimizi hem takip ediyoruz, kaliteli malzemelerden dolayı bizi tercih ettikleri için. Dürüstlük bizim ilkemizdir. İlkemizdir, evet. Şimdi röportajımın başında dedim ki çiftçinin işini kolaylaştıran tarım makineleri ve aletleri. Nelerdir efendim bunlar? Ziraat aletlerimiz. Tüm tarım malzemeleri kaplıyor. Tarım malzemeleri kapladığın şeyler nedir? İşte romuğudur, pulludur, mimzeridir. Çok çeşitleri var. Bunun 30 kadar bir çeşidi vardır. Bu çeşitleri çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi arkamızda bir tane de traktör deniyor evet. Sanırım. Bunların özellikleri var mı peki? Tabii ki bunların özellikleri farklı farklıdır. Bunların kendi belge gücüne göre çeşitlendiriliyor. Özellikleri farklıdır. Şimdi her sektörün belli başlı sıkıntıları vardır takdir edersiniz ki sizin sektörünüzde de mutlaka belli başlı sıkıntılar var. Nelerdir efendim bu sıkıntılar ve bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Bu sıkıntılarımızın şey olarak devlet çiftçiye yeterli destek vermediğinden dolayı. Yani yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldığından dolayı çiftçi biraz o yönde sıkıntıdır. Evet, buradan da seslenmiş olduk aynı zamanda değil mi? Evet. Peki ileriye dönük hedefler, hayaller bunlar neler? İleriye dönük hayallerimiz daha da iyi yatırımlar. Diğer illerde daha yatırımlar, şubeler açmak. Başka marka çiftçiye tanıtmak. Yani başka markalar getirmek. Bunun farklı boyutlara çiftçinin ayağına götürmek. Yani her kesimin yani her çiftçinin ayağına gitmek, bu malzemenin kalitesini, hizmetini daha ön planda tutmak. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için, çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamı diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Evet sevgili izleyicilerimiz, Orhan Bey'e konuk olduk. Programımıza devam ediyoruz. Müzik.